Değerli Erdemliler, geçtiğimiz yıl, bir yıl önce ülkede yaşanan mazot ve hatta elektrik zamlarını vatandaşlarımızın çektiği o sıkıntıları belirtmek üzere Erdemlik'te bir basın açıklaması gibi kendi vatandaş olarak gidip vatandaşımızın yanında olduğumuzu belirtmek üzere bir konuşma gerçekleştirmiştik. Onun üzerine hakkımızda Kadın Kolları Başkanımız, Gençlik Kolları Başkanımız, ilçe yöneticilerimizin de dahil olduğu, il başkan yardımcımızın da dahil olduğu hakkımızda bir soruşturma açılmıştı. Bugün de onun ilk duruşmasıydı. Mahkemeye girdik. Sayın Vekilimiz Serkan Sarı da burada, yanımızda oldu, teşekkür ediyoruz. Partilerimiz burada, meclis üyelerimiz burada. Gittik, ifademizi verdik ve dava sonucunda beraat ettik. O günkü şartlarda ülkenin gelmiş olduğu durumu hep beraber bütün ülke olarak ekonomik buhranın ne kadar etkilediğini hep beraber gördük. Geldiğimiz noktada da bir gecede mazota da akaryakıta da ne kadar zam geldiğini hep beraber görüyoruz. Ekonominin ne kadar vatandaşımıza zorluk çıkardığını görüyoruz. Vatandaşımızın ne kadar sıkıntı çektiğini görüyoruz. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bundan sonraki süreçte de halkımızın yanında olacağız. Onların hakkını savunmaya devam edeceğiz. Herkese teşekkür ediyorum. Destek veren bütün partilerimize, arkadaşlarımıza, yol arkadaşlarımıza geldiği için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet. Değerli ilçe başkanımıza, kadın kolları, araçları isterseniz geçirelim. Evet. Bu arada avukatlarımızı unuttum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, avukatlarımıza teşekkür ederim. Evet. İlçe başkanımız, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarımızla birlikte geçtiğimiz aylarda yapılan bir eylemden dolayı bugün Adalet Sarayı'nın önündeyiz. Bu mücadelede emek veren il yöneticileri, ilçe yöneticileri, kadın kolları, gençlik kolları Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş. Halkı, milleti için bu yola çıkmış ve vatandaşlarımızın geleceği için kaygı duyan bütün partili yol arkadaşlarıma bu mücadelelerinden dolayı arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bugünkü dava sürecine eşlik eden değerli avukat arkadaşlarımız mahkeme sürecinde bizleri yalnız bırakmamış ve mücadeledeki arkadaşlarımıza destek olmuştur. Mahkemeden bir beraat kararı çıktı ama bu beraat sadece yapılan eyleme beraat. En büyük, en ağır cezayı bugün vatandaşımıza kesilmiş durumda. Halkımıza kesilen bu ağır bedellerin, bu ağır cezanın sorumlusu da yukarıda sarayda oturanlardır. Ekonomik buhran diyerek başlayan o günkü eylemlerimiz bugün ekonomik soykırıma dönüşmüştür. O gün elektrik faturalarına, doğalgaz faturalarına yansıyan zamlar bir uyarıydı ve vatandaşlarımızı bilinçlendirmek adına arkadaşlarımız net bir tavır koymuşlardı. O gün yapılan mazot zammından bugün geldiğimiz nokta yaklaşık olarak %75 benzin fiyatları artmıştır. Bu artış net bir şekilde iğneden ipliğe, her ürüne, ekmeğe, suya yansıyacak bir artıştır. Bu artışın sebebi kimdir? Sarayda oturan ve bu ülkeyi yöneten ve almış olduğu kararlarla ülkenin bütün değerlerini yok eden iktidardır. AKP iktidarıdır. AKP iktidarının ve AKP'nin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın almış olduğu kararlar, yapmış olduğu adımların bedelini bugün vatandaşımız en ağır şekilde ödüyor. Tasarrufu önce kendilerinden başlaması gerekirken önce vatandaşın sırtına yüklediler. MTV zammıyla, ÖTV, KDV, harçlara yapılan zamlar ve fiyat artışlarıyla beraber vatandaşımızın alım gücü artık yok. Düştü demiyoruz, artık vatandaş hiçbir şey alamaz, hiçbir şey yapamaz duruma geldi. İşte o günkü uyarılarımız bugünkü gerçeklerimizin bir yol haritasıydı. Ne yazık ki iktidardakiler bu uyarılara ve bu çağrılara kör, sağır, dilsizdir. Ve hiçbir şekilde kendi yaptıkları saltanat düşkünü şatafattan vazgeçmemişlerdir. Bugün bile bunun bedelini mahkeme salonunda bizler ödedik. Klimalar kapatılmış tasarruf sebebiyle. Sarayda saltanat sürenler burada vatandaşa zulüm etmeye devam edenlerdir. Buradan bir defa daha halkımıza sesleniyoruz. Bu kriz ortamında önce araçlarımızın kontağını, sonra da iktidarın kontağını kapatalım. Hep birlikte tavrımızı ortaya koyma zamanıdır. Yapılan bu zulme dur deme zamanıdır. Yapılan bu zamların derhal geri alınması ve iktidarın önce tasarrufu,
kendi yaptıklarından sağlaması gerekmektedir. Yap işlet devret modelleriyle, döviz garantili banka hesaplarına verilen desteklerle ve har vurup harvaz sorulan bu harcama politikalarından vazgeçerek önce mali disiplini kendi politikalarında sağlasınlar. Ondan sonra vatandaşlara bu yükü yüklesinler diyoruz. İlçe başkanımıza, kadın kolları başkanımıza, gençlik kolları başkanımıza, il yöneticilerimize, meclis üyelerimize, yöneticilerimize geçmiş olsun diliyorum. Mahkemeden beraat edildi ama en ağır cezayı halkımız, milletimiz zaten almış durumda. Bu üzüntümüzü de paylaşıyorum. Emek veren avukat arkadaşlarımızın da emeğine teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.